I can't call you because I am on the train. Evet arkadaşlar, YouTube kanalımızda yemekler, geziler, her şey olduğu gibi İngilizce pratik bilgiler de var. Türkçe'de çok zorlandığımız ve İngilizce'de preposition yani edatlar içinde, yanında de, da edatlarını anlatacağız. Yüksek bir enerjide sizin için buradayız, sıcak bir yaz günü. Nedir onlar? At, on, in, by. Bunların kullanımı çok karıştırılıyor. Özellikle ulaşım, yer ve zaman. Bunları neye göre kullanacağım? Zamanlarda, saatlerde hangisini kullanacağım? Haftalarda, yıllarda veya kendi bulunduğum yeri söylerken et mi diyeceğim, on mu diyeceğim, in mi diyeceğim, by mı diyeceğim? Şimdi pratik bir şekilde, çok kısa bir şekilde anlatacağım ve anlayacağınızı ümit ediyorum. Hemen etten başlıyorum. Et, bir yerde tamamen, tam olarak spesifik bulunduğun yeri söylüyorsun. Görüldüğü gibi ulaşım. Ulaşımlarda et kullanılmıyor arkadaşlar. Ben otobüsteyim derken I am at bus yok arkadaşlar. Çünkü net bir yerde değilim. Ve buradan devam ediyoruz. At var, on var. On, bakın trende. I am on the train. I am on the bus. I am on the plane. I am on the boat. Ben bir toplu taşıma, yani içinde birçok koltuğun olduğu uçak, otobüs, toplu taşımanın içerisindeyim. O yüzden ben on kullanıyorum. Bir ulaşımın içindeyim ve birden onlarca içinde koltuk var, oturak var arkadaşlar. O yüzden I am on the bus, I am on the train, I am on the plane. Burada bir hariç durum var, bot. Ya nasıl oluyor da suyun üzerindeki küçük bir bot, ona da on kullanıyorum. Bunun da mantığı var arkadaşlar. Bunun da mantığı var çünkü bu da bir toplu taşıma gibi, suyun üzerindeyim. On, bir daha söylüyorum. On the bus, on the train, on the plane. Toplu taşımalarda mutlaka on kullanıyoruz. Ulaşıma devam ediyoruz. Ette ulaşım yok. Onda toplu taşımalar. İn, arabadayım. Kendi şahsi aracımın içindeyim. Tuttuğum, paramla tuttuğum taksinin içindeyim arkadaşlar. I am in the car. I am in the taxi. I am in the car. Bu benim şahsi arabam. Peki taksi ne oldu arkadaşlar? Taksi de artık benim şahsi arabam. I am on the taxi demiyorum. I am in the taxi diyorum arkadaşlar. By ise nasıl kullanılıyor ulaşımda, bakınız. By nasıl sorusunun cevabıdır. How do you come here? Buraya sen nasıl geldin? I come by car, by plane. Yani ile. Nasıl sorusunun cevabıdır. Biri sana dedi ki sen İstanbul'a nasıl geldin? By car diye geldim arkadaşlar. Devam edelim. Tam location yani yer. Yerlerde bu edatları nasıl kullanacağım? At, on, in, by. Karıştıranlar var. Hemen bakalım beraber. Bakın at. Tam olarak ben evdeyim şu anda. I am at home. Tam bir adres bildiriyorum. Ben şu an Gazi Paşa Caddesi'yim. I am at Gazi Paşa Street. Tam bir lokasyon verdiğimiz zaman at kullanıyor arkadaşlar. Diğer tarafta ona bakalım. On bir şeyin üzerinde, halının, masanın üzerinde. Yani bakınız, glass var, bardak. Üzerinde bakın ne var? Kalem var gördüğünüz gibi. Üzerindeyse de onu kullanacağız. Yine in, eğer bir şeyin içerisindeysen, içindeysen, bir kutunun içerisinde, bir odanın içerisindeysen bunu kullanabilirim. İçerisinde. Yani bakın bardak, bardağın içerisinde kalem var. Az önce ondu, şimdi içinde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Devam ediyoruz. By nasıl kullanılıyormuş? I am by your home. Ben senin evinin çok yakınındayım. Veya bu kalem, bu bardağa çok yakın. Bakın by glass. This pen is by this glass. Çok yakınında, bitişiğinde. Kişi de olabilir. Evin çok bitişiğinde, yakınındayım. By. Bakın ulaşımda kullanım ayrı. Yerlerde kullanım ayrı. Devam edelim zamana. At dediğimiz gibi tam olarak bize hem yer bildirecek, ulaşımda kullanılmıyor ama bakın zamanlarda saat ve dakika net, net tam anlamıyla at böyle kullanılacak arkadaşlar. 9.15'te I am waiting you at 9.15, 9 quarter, tam bir saat, onu bir geçesini bekliyorum, tam saat, dakika. Ama zamanlarda 10 arkadaşlar. Günlerin hepsinin başına 10 gelecek. I'll see you on Monday. I'll meet you weekdays. I will come on birthday. Day gördüğünüz zaman 10.
I will be there Tuesday. On Tuesday, on Monday, on birthday. Gün gördüğümüz zaman on. Peki in? Arkadaşlar haftalar, aylar, yıllar. Yani 1999'da. I met you in 1999. Veya aylarda. In February, January, in June, July. I am going to holiday in July. Aylar ve haftalar. I will see you in next week. Okay. Peki by en kolayı bir şeyin bitiş zamanı and time. I am finished. I finished my lesson by now. Şu anda dersi bitirdim. Yani bir şeyin sonu geldi. Veya bu projeyi önümüzdeki ay bitirmiş olacağım dersen bitirmekle beraber kullanacağız. Kısaca böyleydi. Son defa söyleyeyim, zamanlarda at, saat ve dakika net olacak. Gelelim arkadaşlar 10, günlerde 10, hafta, ay, yıllarda daha geniş bir zaman dilimi, en geniş kapsayan zaman dilimi hafta, ay, yıl, in olacak. I will see you in next week. Bye bye.